Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Yarın 2 Ekim Cuma Fransa Saint Cloud altılı programında beraberiz. Güzel tatlı bir altılı arkadaşlar, tutulabilir. Ben çalışmalarımı bitirdim takdirde. Ben birkaç saattir üstünde çalıştığım program. Ben yine yedili plasa isteyen arkadaşlar için altılımı paylaştıktan sonra yedili plasa için adı altılıyı verdikten sonra söyleyeceğim. Karışıklık olmasın diye. Gerçi yarın bu yarışlar herkes iş saatinde olur, biraz erken. Eğer oynayabilen arkadaşlar oynasın arkadaş, oynayabilenler oynasın. Oynamayanlar fark etmez yani, at yarışı kaçmıyor. Ya akşama yine yarış var, yarın yine yarış var, öteki gün yine yarış var. Sorun değil. Ben yine vazifemi yapayım, üstüme düşen bir yorumcu olarak, tahminci olarak programımı. İlk ayaktan başlamak istiyorum arkadaşlar yarın. Açık bir yarış. Ben ilk ayağı sizlere 1 2, 3, 4 ve 5 nolu atları öneriyorum. İkinci ayağa geçiyorum arkadaşlar. İkinci ayakta ekörüleri sizlere günün ilk iki öneriyorum. 1 ve 2, 3 nolu atlar ekörü arkadaşlar. Karıştırmayın. Bunları yazmanıza gerek yok. Yani 1 yazabilirsiniz, 2 ya da 3 nolu atları. Bunlar ekörü yani. Tek bırakın. Onu demek istiyorum. 1, 2, 3 nolu ekörüler. Tek. Dediğim gibi numarayı siz seçin. Üçüncü aya geçiyorum aynı şekilde arkadaşlar. Burayı biraz kalabalık tuttum. At çıkacağından eminim. Sürpriz bir at, açık bir yarış. Ben sıralama vereyim sizlere. 3, 5, 6, 10, 12, 1, 2 ve 9 nolu atları öneriyorum arkadaşlar üçüncü ayakta. Evet, sizden bugünkü programımda da bahsettim arkadaşlar. Dördüncü aya geçmeden önce birkaç kelime söylemek istiyorum. Dediğim gibi ben bu 4000 saati tamamlamak istiyorum. Kanalı açalı 4 ay oldu arkadaşlar. Şu an takriben 2600-2700'lerdeyim. Yani 1300 saat takriben, 1400 saat daha lazım. Dediğim gibi daha önce eğer öyle vakti olan arkadaşlar, imkan olan arkadaşlar videolarımı seyrederse saat doldurma amaçlı çok makbule geçer. Yani çok sevinirim. Bana yardımcı olmuş olursunuz. Sesimi dinlemeye gerek yok arkadaşlar. Vaktiniz varsa tilki altılı yazıp girin YouTube'da. Orada görürsünüz. Açın. Videolar zaten kendi kendine akar gider. Sadece sesini kısın. Dinlemenize de gerek yok. Bana iyi bir arkadaşlık, dostluk yapmış olursunuz. Dediğim gibi bir beklentimiz yok, bir gelirimiz yok şu ana kadar. Bir IP gruptur, ondan bundan para istemek. Zaten öyle şeylerle işim olmaz. Bana biz böyle bir cani gönülden bir dost olarak, bir at camiasından arkadaşınız olarak yapıyorum. Ama iyi ama kötü. Her şey kötü gidiyoruz. Dediğim gibi sizlere de mahcup ediyoruz ama ne bileyim. Bir türlü düzeltemedik gördüğünüz işte. Geçen hafta biraz Belmont yarışlarında iyiydik. Çifte alan arkadaşlar 4'tü 5'ti. Hatta birkaç tane arkadaşımız 6'lı tutmuş, 20 bin lira kusur verdi. Ama yine gördüğünüz gibi bir haftadır kötü gidiyoruz. Neyse, düzelecek arkadaşlar. Bunları kıracağız, bu şanssızlığımızı. Sadece bana güvenmenizi isterim. Ve sizlerden tekrar rica ediyorum. Lütfen videoları seyrederseniz bana saat işlemiş olur. Bu 4000 saati çabuk tamamlamış olurum. Sizden ricam. Artı akabinde beğeni bırakıp abone olursanız da o da çok daha iyi olur. Evet, ben dördüncü aya geçiyorum. Dördüncü ayakta 2 numaralı Simona isimli atı size günün ikinci teki olarak öneriyorum. Bu grubun üstünde, kalite olarak çok üstünde bir atmış. Yorumcuların söylediği. Üstünde Pierre Charles Bouget, isimli jokey. Aynı uyumlu jokey. Daha önce 2 tane birinciliği var. Aynı jokeyle almış. Atı iyi tanıyan uyumlu joker Pierre Charles. Dördüncü ayakta 2 numaralı Simone isimli atı sizlere günün ikinci teki öneriyorum. Tabela ayağına geçiyorum. Beşinci ayak. Tabela ayağında arkadaşlar tek kalem sıralı sizlere öneriyorum. Ayırmadan. 1 4 5 6 7, 8 ve 9 nolu atları öneriyorum. Altılığının son ayağına geçiyorum. Altıncı ayağına. Arkadaşlar altıncı aya geçmeden önce sizlere bir şey söylemek istiyorum, uyarmak istiyorum. Dikkat edin, ben burada atları veriyorum. Bu 3-4 tane ayakta ekürüler var. Dikkat edin, ekürüleri yazıp da altılı
parasını yükseltmeyin. Gerçi ben yazmadım. Bir tane ekri varsa bir tanesini yazıyorum da. Ha, siz yine şey yapmayın, dalgınlığa düşüp çok at yazmayın. Yanlışlıkla çalışmalarınızda kafanızda var. Ekrilere dikkat edin. Evet, altılının son ayağına geçiyorum. Orasını da tek kalem sizlere öneriyorum. 1, 2, 3, 6, 9 ve 8 nolattır. İki tane tek sizlere önerdim. Dediğim gibi altılının ikinci ayağında ekürüler. 1, 2, 3 nolu ekürüler. Altılının dördüncü ayağında 2 numaralı Simona isimli atı size tek önerdim. İki tane tek var. Makul bir altılı arkadaşlar. Çok büyük bir altılı değil. İmkan olmayan arkadaşlar yine çok at verdiğim yerlerden düşünebilir. 10 lira, 20 lira neyse bütçesi ona göre oynayabilir. İmkanı olan oynayabilen arkadaşlar oynasın derim. Güzel bir altıydı. Evet, ben programı burada tamamlıyorum. Seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Evet, bu arada unutmadan az kalsın unutuyordum. Yedili plasa bekleyen arkadaşlar için. Altılıyı dinlediniz verdim. Altılı da arkadaşlar ve yarış severler sizlere altılının ilk ayağı boş koşuda, birinci koşuda bir at vermek istiyorum. 4 numaralı Mondel Conto isimli at. Christine Demura ile bu at bir tane kırbaç vurmadan son iki yarışını kazanmış maşallah. Şey gibi Frankel gibi at. Gerçi biz maşallah dedik ya. Hadi hayırlısı. Çok beğendim bu atın birinciliğini. İki tane üst üste aldığı birinciliği. İki tane değişik bir iste almış. Ben burada yedili plas oynayan arkadaşlara tek öneriyorum bu atı. 4 numaralı. Bu 4 numara Mondel Conto isimli at. Artı ikili oynayan, çift oynayan arkadaşlar da değerlendirebilir. Bahisçi arkadaşlar da değerlendirebilir. Boş koşuda 4 numaralı atı unutmayın. İsterseniz boş koşuda ikili alın sıralı arkasına bu atın. Kendiniz bulun. Belki altılıyı bedavaya getirirsiniz. Çok güzel, çok beğendim son iki yarışını. Zaten seyredin yarın görürsünüz siz de. Eğer bir aksilik olmasa yarış içinde. Evet, yedili plasa için altılının boş koşusunda ilk ayakta 4 numaralı Mondel Conto isimli atı öneriyorum yedili plasacılara. Altılım dediğim gibi ikinci ayakta ekürler 1 2 3. Dördüncü ayakta 2 numara Simona isimli atı. İki tane tek önerdim. Buradaki atları zaten videomu dinlediğinizde duyarsınız. Evet. Şimdilik teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı geceler diliyorum. Ve bu arada unutmadan hepinizin cuması mübarek olsun arkadaşlar. Hayırlı geceler.